Bismillahirrahmanirrahim. Ya 37'ye kadar gelmiştik hocam. 7'ye kadar gelmiştik. Ders işlememişsin sordum. 38'e kadar aslında okumuştuk ama 38'den devam edelim. Problem Tamam. değil. Onlardan her biri nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyorum, tamam ediyor. Hani o inkar edenleri anlatıyordu. Yani hem Allah'ın emirlerine muhalefet eden söz ve davranışlarda bulunsun, insanlara zulmetsin, hak olanı hak ettiği yerden kaldırsın, ondan sonra da cennete gir. Öyle bir şey yok diyor Allah. Onlar ne yapmışsa kendi yaptıklarının bedelini mutlaka ama mutlaka cehennemde ödeyecek diyor. Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şey. Bildikleri şey ne oluyor? Hani diyordu ya İnsan Suresi 2. 3. ayette biz karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onları deniyoruz. Dileyen şükretsin, dileyen de nankör olsun diyor. Yani Kur'an'ın ifadesi nasıl yaratıyor Allah? Çocuğa sordum. Seni kim yarattı dedim. Annemle baba, Allah yarattı diyor. Şimdi Allah eğer böyle bir kuralları, kanunları ortaya koymasa annem böyle bir çocuğu nasıl yaratacak? Allah yarattı. Yani göklerde ve yerde ne varsa Allah yarattı. İşte insanları diğer varlıklardan ayıran temel özellik onların irade sahibi olması, düşünmesi, araştırması, evrendeki varlıkların sebep ve sonuç ilişkilerini ortaya koyup doğru anlayışı ortaya koyması. Burada ne diyor? Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Şimdi nasıl oluyor bu bildikleri şey? Erkeğin spermiyle kadının yumurtalığının ana rahminde birleşerek bunu Haç suresi 5. ayette net bir şekilde ortaya koyup anlatıyor. Peki böyle yaratılıyorsa bunun dışında bir yaratılış şekli var diyen insanlar adamın bir anne karnında 4 yıl kaldıktan sonra o Şafii doğmuş diyen insan doğru bir şey söylemiş olabilir mi? Allah her şeyi sebep ve sonuç ilişkilerine bağlı olarak koyuyor. Orada kesinlikle yaratılan evren yasaları ile gönderilen vahiy yasalarının birbiriyle uyum halinde olması için mutlaka çelişki olmaması lazım. Çelişkisizlik ilkesinde Allah bunlar bize anlatıyor. Yani burada Hazreti İsa'nın babası yok demek Kur'an'a büyük bir iftiradır. Allah'a büyük bir iftiradır. Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim, biz gerçekten güç yetireniz. Burada ben önce artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Burada niye doğu batı demiyor da doğuların ve batıların mı? Bir doğu bir batı olması lazım. Niye iki doğu farklı batılar veya doğular ifadesi çoğunluk olarak kullanılıyor? Neden? Bu konuda görüş olan var mı? Başka bir Soruyu tam ayet anlamadım. hocam iki doğu iki batı diyordu ya. Evet, niye iki doğu iki batı oluyor? Bir doğu bir batı dese olmaz mı? Yazın kışın değişiyor güneşin doğduğu battığı yerler ya. İşte bu sorunun cevabı bu. Yani gündüzün en kısa, gecenin en uzun olduğu dönemde güneş doğup batıyor. Bir de gündüzün en uzun, gecenin de
en kısa olduğu bir dönemde de güneş doğup batıyor. İşte bu iki doğup batma yeri tamamen birbirinden uzak bir mesafe olduğunu anlatıyor Allah. Şu Allah'ın Muhammed'e uydurduğu bir kitap diyorlar ya, şu ifadeye bak. Açın tefsirlere bakın. Bunu nasıl anlatmışlar bir öğrenelim. Arkasında ne diyor, iki doğu iki batı derken, doğuların ve batıların derken getirip değiştirmeye, üstelik bizim gücümüz önümüze geçirilemez. Ne diyordu, pardon. Artık doğuların ve batıların derken iki doğu iki batı anlamında kullanmış. Biz gerçekten güç getirenleriz. Yani güneşi aynı yerden doğup aynı yerden batırmaya Allah'ın gücü yetmez mi? Bunlar olmasa mevsimler olmaz. Mevsimler olmasa insanlar yiyecek içeceklerini doğru düzgün kazanamazlar. Her şeyin bir sebep ve sonuç ilişkilerine bağlı olarak kalıyor. Mesela Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Ama İngiltere'nin iklimi yazları bir gün güneş oluyorsa iki gün yağış oluyor. Yaz döneminde yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 50 gün yağış oluyor, yağmur yağıyor. Geriye ne kadar? 40 gün kalıyor. 40 günü yağmıyor. Kur'an düşünebiliyor musun? Oradaki insanlar rahat yaşıyor. Peki Allah neden her yeri aynı şekilde yaratmamış? Bazı insanlar sıcakta, bazı insanlar buzlar içinde, bazı insanlar normal yağışlı, güneşli havalar içinde. İşte insanlara da hani ne diyordu 97. ayette Nisa suresi, o mustazaf olanlara, sizi bu cehenneme sürükleyen sebep nedir? Sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Geldi ama bizi mustazaflar idik. Bizi doğru yola gitmemizi engelliyorlar diyordu. Peki onlar da siz hicret etmeniz gerekmez miydi? Girin cehenneme. Bak oradaki yani bir insan orada yaşatmıyorlarsa yaşayacak bir ortama git diyor Allah. Eğer orada havayı beğenmiyorsan beğendiğin bir ülkede yaşayabileceğin beğendiğin bir ülkede git orada yaşa, hayatını sürdür. Anamur'da genelde sıcağa tahammül edemeyenler veya sıcağı istemeyenler yaklaşık 30-40 kilometre yukarıda Toros Dağları'nın üzerinde yaylalar var. Orada 4 ay kadar kalıp ondan sonra tekrar havalar serinlediği zaman yine geliyorlar. Yani Allah her türlü imkanı insanların önüne sermiş. Yeter ki insanlar bunu kullanmayı becerebilsinler. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarına getirip değiştirmeye üstelik bizim önümüze geçilmez. Yani o inkar edenleri yerine Allah Müslüman olanları değiştirin diyor. Peki biz ne diyorduk? Allah müdahale etmez. Nasıl değiştirirmiş Allah onların yerini? Müslümanların sayısı çoğalır. Yeni insanlar gelir. Onlar güçlenir, onların yerine onlar geçerler. Yani böyle devredi hani Kehf suresinde eğer o gemi delinmemiş olsaydı, yani dünya ölümlü olmamış olsaydı, zalim olanlar sürekli zulüm yaparak hayatlarını sürdürürler, mazlum olanlar da sürekli ezilirdi. Biz hayatı ölümlü yapmakla bazen mustazif olanlar iktidar sahibi oluyor, onlar güçleniyor. Bazen de
zalim olanlar iktidar sahibi oluyor. Bunlar da değişiyor. Yani bunu da inkar eden ve zulmedenlerin iktidar oluşuyla, söz sahibi oluşuyla Müslüman olanların söz sahibi olması arasındaki farkı insanlar öğrenip bunlar da birer ayettir diyerek açıklıyor Allah. Yani bu, böyle olmamış olsaydı dünya hayatı çekilmez bir hale gelirdi. İşte artık ne diyor? Getirip değiştirmeye Allah'ın bizim gücümüz önüne geçilmez. Yani Allah neyi yapmak isterse onu yapar. Kimse Allah'a müdahale edecek bir güç olmadığını, o taptıkları Lat, Menat, Uzza, Übel putları üzerlerine bir sinek gelse kovamaz. Sinek üzerlerinden bir şey alıp kaçsa onu da yakalayamaz. Bunları mı siz Allah'a ortak koşuyorsunuz? Oysa gökleri ve yeri yaratan Allah, söz sahibi Allah, o ölmez, o acıkmaz, o susamaz, onun hiçbir varlığa ihtiyacı yok ama o kendi kendine yeterlidir ifadesiyle Allah'ın yerini ve konumunu tarif ediyor. Şu halde sen kendilerine vaat edilen azap günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak. Dalıp oynasınlar, oynasınlar. Yani şu halde sen onlara üzülme. Sen onlara Allah'tan aldığın vahyi bilgileri gereği gibi anlat. Hani ne diyor ayette? Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderdi. O Müslüman olanların tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide, değişik ilim dallarında ilerlemiş olanlarla istişare yap ve almış olduğun kararı azmet ve uygula. Yani hani biz bir dağın üzerine bu Kur'an'ı indirmiş olsaydı dağ yerinden ayrılıp paramparça olurdu. Buna neyi ifade ediyor bu? Yani Allah onlara kodladığı bilgiyi düzgün olanlar olarak çözersen Allah'ın gönderdiği vahiy kuralları ile tıpatıp aynı diyor. Hani Rum suresi 30. ayette Allah'ın gönderdiği din Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratıcında hiçbir değişiklik bulamazsın ifadesiyle her şeyi ikişerli bir Resul'le anlatmış Kur'an. Yani bir insanlardan Resul var, bir de meleklerden Resul var. Yani bir uzmanın hangi konumda kendisini geliştirmiş o konuda eşyanın dilini çözmüşse işte o çözdüğü melekler, dilini çözdüğü melekler aslında bir Resul'dü. Hani Allah Hac suresi 75'te Allah ve Allah insanlardan ve meleklerden Resuller seçer. İşte o Resullerle Allah'ın gönderdiği vahiy bilgiler tıpatıp uyum halinde böyle bir ifade kullan olduğunu söylüyor. Ne diyor? Vaat edilen azap gününe kavuşuncaya kadar onları bırak. Yani onlar gülsün, oynasın, oyalansın, inkar etsin, zulmetsin ama göreceksiniz ki o yakın bir zamanda yani onların eceli geldiğinde Allah huzurunda onların hepsini toplayacak. O kibirlenen, gururlanan insanların burunlarına damga vuracak ifadesiyle olayı anlatıyor. Kadar onları bırak, dalıp oyalansınlar ifadesiyle onları serbest bıraktı. Zaten Allah bütün insanlara eşit olarak yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Hepsi
kendilerine kodlanan bilgilerle hareket ediyordu. Anne karnından doğuştan ergenlik yaşına kadar. Ne zaman ki onları cennette ifade kullanıyor, temelini Allah sağlam atıyor. O temelden rüşt yaşına geldiğinde iblis ve takva yükleniyor. O iki tane teklif sunucu bir meleğin, birisi Rabbani yola, birisi de şeytanın yoluna davet ediyor. İşte insan kendi özgür iradesiyle tek seçenekli bir varlıktan iki seçenekli bir varlık haline dönüşünce Rabbani yoldan insanların büyük bir çoğunluğu sapıyor. Yani Allah kimseyi saptırmaz, kimseyi hidayete getirmez. Allah malzemeyi sapacak ve hidayete gelecek malzemeyi insanların önüne servis olarak koyar. Sapan insanlara saptırdım, hidayete gelen insanlara da hidayete getirdim. Malzeme Allah'tan, tercih insanlardan diye anlatıyor. Hocam bu buradaki oyun ve eğlenceye dalanlarla alakalı Enam suresi 32'de bir şey var. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Yani dünyaya oyun eğlence sananlar aldanmıştır. Hani Tehabin suresinde diyordu ya, bu aldanış günüdür. Yani dünya hayatını oyun eğlence olarak kullandılar. Ahiret hayatına gelince ebedi cehennemi hak ettiler. İşte bu aldanış günü diyor. Dünya hayatında o kadar insanların doğru yola gitmesi için ayetleri sıralayarak anlattığı halde insanlardan düşünen, akleden ve doğru yolu seçip o yolda yürümek isteyen insanların çok az olduğunu görüyoruz. Aslında temel yaratılışta insanların büyük bir çoğunluğunun Müslüman olması lazım. Bu hakikatlerin hani şey suresinde, Enfal suresi 53. ayette ne diyordu? Allah kendine verdiğini bir kavim değiştirmedikçe Allah onu değiştirici değildir. Allah insanları yaratılışta Rabbim Allah'tır sözüne uygun olarak bütün organlarıyla, hücreleriyle yaratmış, ortaya koymuş ve rüşt yaşına erdiğinde de hem sapacak hem hidayete gelecek yolu da vermiş insanlara. Bu yolda, hangi yolda yürürse o yoldaki sonucuna katlanmak koşuluyla sonucunu da bildirmiş. Ama insanların büyük çoğunluğu yaratılışta verdiği sözden cayarak iblisin sözünü taklit edip onun yolunda yürüyüp ebedi cehennemi hak ediyorlar. İşte Allah da diyor ki, iblis dedi ki, Allah'ım madem ki beni huzurundan kovdun, beni insanların ölüp de dirilinceye kadar bana süre tanı, onların önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşayım, onları olmadık kuruntulara düşüreceğim. Ve arkasından diyor, Allah da sen ancak sana meyyal olan insanları saptırıp azdırabilirsin. Halis olan kullarımı sen asla saptıramazsın ifadesiyle anlatıyor. Böyle temeli sağlam bir yaratılışla Allah yaratıyor insanları. Kesinlikle dünya hayatında hangi yolu tercih ederse müdahale etmeyeceğini de söylüyor. Ama insanlar tutup da Allah'a iftiralar atarak, Allah'a hakaretler ederek beni niye yaratmış Allah deyip feveran ediyor. Bu yanlış bir şey. Evet, bu dünya hayatında oyalananlarla alakalı birçok daha ayet var. Yani bırak onları daldıkları saçma işlerde oyalansınlar, dursunlar diye birçok surede ayetler var. Şimdi bu oyalanma, oynama basit bir şey gibi belki burada gözüküyor ama bütün toplumun genel hastalıklarından bir tanesi diye ben düşünüyorum.
Mesela günümüz toplumunda insanlar neyle oyalanıyor? İşte çocuklarıyla. Yani çocuk yetiştirecek. Nasıl yetiştirecek çocuğu? Gayri İslami bir sistemin içerisinde, o sistemin okulları üzerinde iyi bir eğitim alsın, işte büyük bir yerlere gelsin filan filan. Okusun, büyük adam olsun, zengin olsun filan. Bir bu taraftan gidiyor. Diğer taraftan da mala, mülke, paraya tapanlar. Daha çok malım olsun, daha çok param olsun, daha lüks bir hayat yaşayayım. Bir diğer taraftan siyasi emeli olanlar. Bir diğer taraftan kendilerine düşman edinenler. Mesela işte Türkiye'de biliyorsunuz bir laikiz diyen belli bir zümre var. Bunlar çarşaflı kadın gördüğü zaman olmadık hakaretler, küfürler ediyorlar. Veya işte Müslüman gördüğü zaman tahammül edemiyorlar. İşte bir diğerleri de neyle oyalanıyor? Cemaatiyle, tarikatıyla, partisiyle, birileri demokrasiyle oyalanıyor. Birileri işte biz kendimize, kendi ırkımıza bir devlet kuracağız diyor. Öteki devleti yıkacağız diyor. Onlar oyalanıyor. Onların peşine düşmüş. Hal böyle olunca Allah bunların hepsini oyalanma olarak nitelendiriyor. Neden? Çünkü bu yapılan eylemlerin hedefinde ahireti kazanmak yok. Yani eğer bu eylemlerin hedefinde ahireti kazanmak olsaydı, bu bir oyun ve eğlenceden ibaret olmayacaktı. Çünkü sonunda cennet var, Allah'ın rızası var. Demek ki sonunda hedefte Allah'ın rızası olmayan her şey insanı oyalayan eylemler kategorisi içerisine giriyor. Ki bu da her gün, her zaman bizim karşımıza çıkıyor. Yani biz kendimiz biraz bu oyun ve eğlenceden sıyrılıp ahirete yönelik bir şeyler yapmak istesek bile ya eşimiz, ya çocuklarımız, ya akrabalarımız bizden beklenti içerisine giriyorlar. Dünyevi beklentiler içerisine giriyorlar. Onların beklentilerini karşılayayım falan diye girersen yine dengeyi dünyadan yana bozmak zorunda kalıyorsun. Demek ki dünya hayatıyla oyalanmak, eğlenmek kafirlerin özelliklerinden bir özellik. Yani Müslüman hedefine ahireti koyması gerekiyor. Benim bu ayetlerden anladığım bu. Bizi de oyalıyorlar. İşte her 5 yılda bir seçeceksiniz diyorlar. İşte halk kendi kendisini burada yönetir diyorlar. Muasır medeniyetler seviyesine geleceksiniz diyorlar. Efendim daha çok eğlence, daha çok tatil. Ya ciddi ciddi bir de ayrıca eğlence sektörümüz de var yani. Bakın bugün işte müzikle uğraşanlar, sinemayla uğraşanlar, tiyatroya uğraşanlar. Bir bakın. Yani hiç erdemli bir insan üretmek için bir çabaları, gayretleri var mı? Yok. Bayan sanatçılar, daha nasıl vücudumuzu sergileriz, daha açık nasıl giyiniriz, efendim, yazın hangi sahillerde eğleniriz, lay lay lom yaparız, onların derdinde. Erkek sanatçılarda daha fazla müşteri toplama, daha fazla para kazanma, daha fazla eğlencenin derdinde. Yani boş vakit geçirelim de nasıl geçirirse geçirelim. Ahlaklı, düzgün, hedefinde ahiret olan bir insan yetiştirme için var mı sanat camiasından buna yönelik bir eylem, bir program? İnsanı düşündürücü, insanı eğitici. Eğlence sektöründe yok. Tabii eğlence sektörüne buna bir de alkolü de yanına eklediğin zaman tamam iş orada bitiyor. Durum böyle olunca bu acı gerçek bir kere daha karşımıza çıkıyor. İşte hayatının bu eğlencesine kendimizi kaptırırsak ahireti unutacaksın. O Aynı zaman Allah çok diyor. Yani dünya hayatı bir an, ahiret hayatı ise ebedidir. Ebedi bir hayatta insanlar söz ve davranışları ile iki seçenekten birini seçmek zorunda oluyor. Ya dünya hayatını tercih edecek, dünyevileşecek ya da ahiret hayatını tercih edecek, ahireti hayatı tercih edip de ebedi cennete kazanacak. İşte Müslüman olanlara şöyle bir imkan tanıyor Allah.
Müslüman olanlar dünya hayatını ancak dünyada kalacağı kadar ona değer verir. Ama ahiret hayatında ebedi cennette ebedi olarak kalacağına göre ahiret hayatına o kadar değer verir. Onun için Kur'an'da dünyevileşen insanlara hep onların dünya hayatında ahireti unuttuklarını, ahiretten vazgeçtiklerini anlatıyor. Hani Hazreti Musa ile beraber olan inananlar dediler ki, ey Musa, biz de Allah'a dua et, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Yani biz sadece dünya ile yetineceğiz, ahireti tanımıyoruz dediler. Siz hayırlı olanı hayırsız olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? İfade kullandı. Onlar da körlük ve yoksulluk tattırıldı ifadesi kullanıyor. Yani ilahi mesajla diyaloğun kesilmesi anlamında kullanmış bu ifadeyi Kur'an. Hani Allah'ın Resulü de eşleri Allah diyor ki, ey peygamberin eşleri, o iki eşi hariç, eğer siz Allah'ı istiyorsanız Allah'ın gönderdiği Nebisi'den Resulüne ve Allah'a itaat edin. Eğer siz dünyayı istiyorsanız de ki, ey eşlerim, sizi güzel bir salma tarzıyla salıvereyim ifadesi kullanıyor. Yani dünyevileşen insanla ahireti hayata tercih eden bir insanın aynı yerde bulunması zor diyor Allah. Olay bu değil mi? İşte onun için olaylara Kur'an hak ettiği kadar değer verin diyor Allah. Eğer insanlar hak etmiyorsa, ona değer veriyorsan o şımarıp kuduruyor ve kibirlenip gururlandığından dolayı Rabbin yolundan sapıyor, şeytanın yoluna giriyor. Tamiriye yaptıkları gibi. Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Kabirlerinden koşarcasına çıkmak ne demek? Bu konuda düşüncesi var mı? Adam. O din gününde toplandığı atmosferden bahsettiğini düşünüyorum hocam. Başka görüş olan? Çünkü devamındaki ayette de azap gününü anlatıyor. İşte yani burada aslında dünya hayatında insanlar ölüyor, kabre giriyor. Aslında insanın ölüşüyle, hep bunu yanlış anlatıyor da, insanın ölüşüyle insanın dirilişi arasındaki bir zamanı Allah kaldırıyor. İnsan ölünce beden gidiyor, can gidiyor, ruh gidiyor, her şey gidiyor. Ruhu onların kalıyor diye anlatırlar. Bu kesinlikle doğru değil. Sadece insandan kalan güzel amelleri veya kötü amelleri. Başka yok. Orada insan ölünce 1 milyar yıl kabirde kalsa bile o Allah'a göre bir an gibidir. Kişinin ölüşüyle cehenneme girme arasında hiçbir zaman farkı yok. İşte onun için kabirlerden çıkanlar o Allah'ın huzuruna gelmesi bu anlamda. Yani kesinlikle ölür ölmez insanlar
kıyamet koptuktan sonra yeryüzündeki bütün gökler parçalanıp, yıldızlar dökülüp, güneş köreltilip, efendim deniz tutuşturulduğu zaman ifadesi kullanırken, yani her şey görevi bitecek, artık insanların görevi de bitmiş olacak. İnsanlar yeni bir yaratılışla bütün insana kıyamet kopacak. Sur ifadesi, İsrafil ifadesi buradan geliyor. Kopacak. İnsanlar Allah'ın huzurunda toplanıp iman edeme salih amel işleyenler hazır bilgi olarak cennete koyacağız diyor. İnkar eden ve zulmedenleri de ebedi cehenneme koyacağız diyor. İşte kabirlerden çıkıp derken bunu anlatıyor. Yani kim buna seviniyor? İman eden ve salih amel işleyenler. Kim buna üzülüyor? İnkar eden ve zulmedenler. Hani Ali İmran suresi 169, 170, 171. ayette o ahiret aleminde cennete girenler kendilerinin den sonraki gelecek olanlara gittikleri yerin güzelliğini onlara duyurmak, onlara müjdelemek ister ifadesiyle anlatıyor. Olay bu diye düşünüyorum. Korkudan dehşetle düşük, yüzünü de bir zillet kaplamış. İşte bu kendilerine vaat edilmekte olan kıyamet ve azap günüdür. Yani oraya vardığı zaman zaten dünya hayatında daha ölüm anında bu gösteriliyordu. Bir de ahiret aleminde gerçekten onlar cehennem hayatına girecekleri görünce yüzleri kararmış, zillet içerisinde oraya girmemek için mücadele ediyorlar. Ama onların mücadelesi bir işe yaramaz. Çünkü onların notu verilmiş, cezası kesilmiş. Onlar ahiret alemine, ebedi cehenneme gidecek. Orada o ummadıkları azap onlara gelince pişmanlıkları onlara bir yara sağlamayacak diyor. Evet. Vallahi be. Gelmiyor. Efendim. Ezandan dolayı. Arkadaşlar. Anlayamadım. Eyvallah. Eyvallah. Ezan-ı Muhammedi'yi dinledik. Hatice Hanım, bu Ezan-ı Muhammedi Kur'an'a uygun mudur? Sanki bazı bölümlere uygun değil hani Tevfik abi. Daha önce de konuşmuştuk ama tabii ki namaza çağır ama bazı bölümleri de uygun olmuyor. Muhammeden mesela la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yerleri. Çünkü bütün peygamberlere biz peygamberimiz kabul ettiğimiz için bir tek Muhammed anılması anlamında uygun olmuyor. Evet. Orada şöyle deseydi mesela ben şehadet ederim ki bütün nebiler Resuldür. Aynen Allah'ın bütün nebileri Resuldür. Hani ona öyle. Aynen. Ali Rıza Hocam, deminki ayetlerle ilgili. Şimdi insanoğlu aynı anda diriltilip cennet ya da cehenneme bütün topluluk hani bütün insanoğlu. Hani Müslümanlar cennete işte kafirler cehenneme diyelim. Peki şimdi şöyle kabirlerden hani koşarak fırladıklarında diyor ya çıktıklarında diyor. Şimdi 50 bin yıl önce ölmüş olan da var.
Kıyamet koptuğunda ölmüş olan da var. O mesafe o zaman tabii Allah'a göre yok da biz insanlara göre var mıdır yani? Yok. İnsanlar var zannediyor. İnsanlara göre de zaten ölen bir kişinin neyi var ki orada bekleyecek? İşte kabir azabını bundan çıkarmışlar var diye. Oysa kabir azabı diye bir şey yok Kur'an'a göre. Çünkü ölen insan ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek. Aynen. Cehenneme gidecek, cennete gidecekse orada sadece ölüşüyle dirilişi 1 milyar yıl geçse bile aynı an oluyor. O 1 milyar yıl. Yani çünkü ölmüş insan. Değil mi Ali Rıza Hocam? Allah her şeye azap koymuşlar. Yani yok kabir azabı, yok şu azap. Allah azap eden birisi değil ki. İnsan kendine azap ediyor. Kabirde zaten ölüsün. Ölmüş bir ceset azap hissetmez yani. Ama yanlış inanç. Bedene ruh giriyor kabre girdiğin zaman. İnancı insanlarda. Yani çok kötü ya. Çok saptırılmış. Ya o yüzden gençler... Ne diyorlar? Biliyorum. İnsanlar öldüğü zaman ayak seslerini, yani cenazeye gelenlerin ayak seslerini işitir diyor. Evet, gidenleri hissederler. Gitmeyin. Öyle yani. Masallar uydurmuşlar ki insanların hoşuna gidiyor. Bu Kur'an'ın hakikatlerini bir türlü kavrayabilen yok. Evet. Peki arkadaşlar. Meariç suresinin sonuna geldik. Başka eklemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa buyurun. Eğer değilse, Ali Rıza Hocam da yoldan geldi, yorgunluk da vardır. Yarın Nuh suresinden devam edeceğiz. İnşallah hocam. Allah razı olsun inşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a